çok gezen team YouTube kanalı izleyicileri. Palamutköy'üne doğru ilerliyoruz. Şöyle güzel badem ağaçlarının arasında, zeytinliklerin arasında. Daha çok badem ağacı var aslında zeytinler üzerinde. Şöyle güzel köy evlerinin arasından böyle taşlı bir yoldan devam ediyoruz Arnavut kaltırılı yollardan. Biz de merak ediyoruz Palamutköy'üne ilk kez gidiyoruz. Evet arkadaşlar, Datça'nın Palamutbükü'nün ünlü badem bahçeleri. Bakın böyle sizlere göstermiş olalım. Çok da güzel bir rüzgar esiyor şu anda. Güneş vurdu bu tarafa, şurayı çekelim. Evet. Palamutbükü. Çok gezen team Palamutbükü'ne gidiyor. Bakalım. Bizi orada neler bekliyor? Şezlongun kişi başı 50 lira olduğu söyleniyor. Biz de 3 yetişkin 2 çocuğuz. Çok korkuyoruz. Evet, çok korkuyoruz. Bakalım neler olacak. Olmazsa şuradan şuraya otururuz. Binmem de yoktur şimdi buralarda. Evet, tekrar herkese merhaba. Şu anda Palamutbükü'ndeyiz. Arkadaşlar, videoyu çekmeden önce şöyle bir yer bulduk kendimize. Ve denize bir giriş çıkış yaptık. Şimdi sizlere burayı tanıtmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi oldukça yoğun, kalabalık. Bugün günlerden cuma olmasına rağmen evet, gelmeden önce okumuştuk işletmelerin oldukça yoğun olduğunu, plajda şezlong şemsiye satışı olduğunu okumuştuk arkadaşlar. Aynen de dedikleri gibi. Gördüğünüz gibi Palamutbükü boyunca tesisler var. Halk plajı en uçta, bakın görünüyor mu bilmiyorum. Bakın böyle bir kıyıda köşede bir halk plajı var. Ama koyun kendisi tamamen işletmeler tarafından alınmış mı diyelim, ele geçirilmiş mi diyelim. Evet, şezlonglar kişi başı 50 TL. Bunu da ifade etmiş olalım. Şöyle denizini gösterelim. Şimdi yine gelirken okumuştuk. Ayağınıza mutlaka sizi taşlardan koruyacak bir koruyucu ayakkabıyla gelmeniz oldukça önemli. Suyu da şu şekilde gösterelim. Su altı çekimimiz de olacak. Kanalımızdan su altında izleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet, şimdilik böyle. Evet, bugün cuma olmasına rağmen ciddi bir park problemi var. Genellikle otoparklar ya ücretli ya da tesislere ait otoparklar. Bunu söyleyelim. Tesisten faydalanmıyorsanız burayı size kullandırmazlar. Günlük 15 TL park ücreti ödeyeceksiniz. Kişi başı 50 TL'den 100 lira şezlong ücreti ödeyeceksiniz. Artı yediğiniz içtiğiniz düşününce
burada bir 200 lira bırakmadan iki kişi gitmeniz oldukça zor görünüyor. Biraz daha yoldan bahsedecek olursak, Datça'dan yaklaşık 45 dakikalık bir yolculukla buraya geldik. Evet, şurada küçük bir halk plajı gibi bir nokta buldum. Tesisin olmadığı. Evet, 45 dakikalık bir yolculukla geldik. Yol tabi oldukça dağlık olduğu için inişli çıkışlı rampalı bir yol. Öncelikle bunu ifade edelim. Yeme içme olanakları anlamında gördüğünüz gibi sıkıntı yok yani. Tesis çok ama kendi yiyeceklerinizi getirip burada yiyebilirsiniz. Bakın suyu bir de buradan çekelim. Su çok güzel. Parlıyor diyebilirim. Yani. Bir bardak su. Evet, ücretsiz bir kabin var. En azından kabin var. Tuvalet hizmeti sanıyorum buradaki işletmeler tarafından sağlanıyor. Evet, karavancılar. Bakın. Plajda park halinde karavanlar da görmek mümkün. Biraz daha yaklaşalım. Şurada da bir karavan var. Evet, bakın. Pazar yeri. Yani pazarda kuruluyor. Bunu da ifade etmiş olalım. Karavanınızı yol üzerinde eğer boş bir yer bulursanız bu şekilde park edebilirsiniz. Denizin keyfini çıkarabilirsiniz. Oradan da bir şöyle içeri girmeye çalışalım. Bakın. Kamp alan değildir. Çadır kurmak saktır. Evet, Kemeroğlu karavan da burada. Arkadaşlar, Palamutbükü'nden ayrılıyoruz. Palamutbükü'nü deniziyle, efendim güzel sahiliyle aklımızda hoş bir seda olarak kaldı diyebiliriz. Sualtı çekimleri de yaptık. Kanalımızdan izleyebilirsiniz. Şimdilik herkese iyi bir tatil diliyoruz. Görüşürüz.